Kürtlerin Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin en büyük ilçelerinden olan Çorlu'muz adeta Trakya'nın da lokomotifi durumunda. Bugün açılışını yaptığımız eserlerle bu lokomotif biraz daha güçleniyor. Biraz daha hızlandırıyoruz. Önümüzdeki Mart ayından sonra Tekirdağ artık büyük şehir oluyor. Kardeşlerim, büyük şehir deyince bakıyorsunuz CHP hayır diyor. Büyük şehri kabul etmediklerini biliyorsunuz değil mi? Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Neydi gerekçeleri? Efendim, büyük şehir olunca köylerin tüzel kişilikleri kaybolacakmış. Yahu böyle bir yanlış, böyle bir ilkel yaklaşım olabilir mi? Kardeşlerim, İstanbul işte şu andaki büyükşehir yasasının örneğidir. Kocaeli şu andaki büyükşehir yasasının örneğidir. Ne oldu? Oradaki köyler daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? İstanbul'un daha önce köy durumunda olan bütün o muhtarlıkları şu anda altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha farklı konuma geldi. Kocaeli aynen o şekilde. İşte şimdi 30 vilayetimizin tamamı İstanbul ve Kocaeli gibi olacaklar. İnşallah Tekirdağ da bunlardan bir tanesi. Böylece Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun imkanları daha da artıyor, önü daha da açılıyor. Büyükşehir ünvanınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, Çorlu'muza yakışır bir eser olan 300 yataklı devlet hastanemizi tamamladık. Bugün burada resmen açıyoruz. Milli Eğitim tarafından yapılan 84 yeni dersliği, İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen 60 yeni dersliği hizmete açarak eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz. 500 kişilik öğrenci yurdunun açılışını yaparak Çorlu'yu yüksek öğretimde de artık iddialı bir konuma getiriyoruz. İl Özel İdaremiz tarafından inşa edilen kültür merkezinin yine İl Özel İdaremiz ve Köydes kapsamında köylerimize yapılan asfalt yolların içme suyu depolarının açılışını da bugün yapıyoruz. Marmaracık Belediye'mizce yapılan futbol sahasının, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde yürütülen cami restorasyonunun açılışını da bugün burada gerçekleştiriyoruz. Değerli kardeşlerim, Çorlu, Trakya'mızın en önemli sanayi ve ticaret şehri. Bugün özel sektörümüzce yapılan 1562 istihdam kapasiteli 16 fabrikanın resmi açılışını yaparak Çorlu'muzu daha da ileri taşıyor, daha da büyütüyoruz. Dün Kırklareli ve ilçelerinde Pınarhisar, Lüleburgaz toplamında 2 katrilyon 66 trilyon liralık yatırımı hizmete açmıştık. Bugün Çorlu ile birlikte Tekirdağ'ımızda Merkez ve Çerkezköy dahil olmak üzere 1 katrilyon 2 trilyon liralık yatırımı hizmete açmış oluyoruz. Yarın inşallah Edirne merkezde ve ilçelerinde toplu açılış törenleriyle hizmet zincirinin yeni halkalarını devreye alacak. Sadece bu 3 günde Trakya'mıza 3 katrilyon 277 trilyon liralık eser kazandırmış olacağız. Kardeşlerim, hepsinin de hayırlı olmasını, özel sektörümüzün, fabrikalarının bereketli olmasını diliyorum. Burada Tekirdağ'ımıza
Şu 11 yılda ne kadarlık yatırım yaptık biliyor musunuz? 6,5 katrilyon. 6,5 katrilyon 11 yılda yaptığımız toplam yatırımlar. Kardeşlerim, bunun 1,4 katrilyonu ulaştırma haberleşme. 1,4 katrilyonu gıda tarım. 1,3 katrilyonu İller Bankası'nın yaptığı yatırım. 479 trilyon Milli Eğitim'in yaptığı yatırım. 373 trilyon Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yaptığı yatırım. 342 trilyon Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı yatırım. 270 trilyon Adalet Bakanlığımızın yaptığı yatırım. 235 trilyon Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar. 180 trilyon Sağlık Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar. 153 trilyon Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar. 166 trilyon özel idaremizin yaptığı yatırımlar. 70 trilyon Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar. 42 trilyon köy desten. 24 trilyon Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan. 23 trilyon vakıflar. 18 trilyon Kalkınma Ajansı, 11 trilyon bilim, sanat ve teknoloji. İşte bütün bunlarla 6,5 katrilyonluk yatırımı biz Tekirdağ'ımıza ve tüm ilçelerine yaptık. Kardeşlerim, Tekirdağ ile birlikte ülkemizin tamamını 11 yıldır her alanda büyütüyoruz, geliştiriyoruz, İleriye taşıyoruz. Türkiye ekonomide olduğu kadar demokraside de çok büyük ilerlemeler kaydetti. Kaydetmeye devam ediyor. Çorlu ekonominin de demokrasinin de kıymetini çok iyi bilir. 100 yıl öncesinde çok ağır işgaller yaşayan Çorlu hürriyetin, özgürlüğün değerini çok iyi bilir. İstanbul gibi, Bursa gibi, Kocaeli gibi büyük sanayi şehirlerimizde yarışan Çorlu, istikrarın, güvenin manasını yaşayarak öğrenmiş bir şehirdir. Geçmişte Çorlu'daki fabrikalarda çarkların birer birer durduğu işsizliğin, sıkıntıların kol gezdiği günleri biz unutmadık, sizlerin de unutmadığını çok iyi biliyorum. Değerli kardeşlerim, dünyada durmak yok. Yola devam. Dünyada yanı başımızdaki Avrupa'da işler yolunda giderken Türkiye'ye, Çorlu'ya kriz üstüne kriz yaşatanları biz unutmadık, sizler de unutmadınız. Bugün Avrupa başta olmak üzere tüm dünya küresel ekonomik krizin etkisindeyken hamdolsun biz burada her gün 10'ar 20'şer fabrika açılışı yapıyoruz. İhracatımız geçen ay Cumhuriyet tarihimizin aylık bazda en yüksek rakamına ulaşarak, rekor kırarak, eski rakamla 13 katrilyon 798 trilyon. Değerli kardeşlerim, tekrar ediyorum, rakamı yanlış söyledim, artık yarışamıyoruz rakamlarla. 13 milyar 798 milyon dolara çıktı. Kardeşlerim, göreve geldiğimizde neydi bizim ihracatımız? 36 milyar dolar. Şimdi ne oldu? Onu da söyleyelim. Şimdi 152,5 milyar dolar oldu.
Kardeşlerim, milliyetçiyiz diyenler var değil mi? Bize Milli Bankamız, Merkez Bankamızı kasasında ne kadar parayla devrettiler? 27,5 milyar dolarla devrettiler. Kardeşlerim, şimdi kasamızda ne var? 135 milyar dolar var. Kim vardı iktidarda? DSP, CHP'nin yavrusu. Kim vardı? MHP. Kim vardı? Anavatan. Kardeşlerim, şimdi biz varız. İşte onlarla 27,5 milyar dolar, bizimle 135 milyar doları aştık. Bitmedi. IMF borç neydi? Nasıl devraldık? Adeta bir duyun-i umumiye. 23,5 milyar dolarla devraldık. Şimdi IMF borcumuz var mı? 14 Mayıs'ta sıfırladık. Bitti. Şimdi salı günü mecliste bütçe müzakereleri var. Hep bunları konuşacağız. Hep bunları tartışacağız. Bakalım hangi yüzle neyi konuşacaklar. Merak ediyorum. Değerli kardeşlerim, 23,5 milyar dolardan bize IMF borcu devreden MHP, DSP, ANAP. Bunları teker teker biz ödedik. Şimdi biz IMF'ye borç verir duruma geldik. 5 milyar dolar borç anlaşması yaptık. Biz şimdi bir vereceğiz. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yine değerli kardeşlerim, bitmedi. Burada işçi var. Bu alanında memur var. Kardeşlerim, zorunlu tasarruf adı altında 13,5 katrilyon benim işçi kardeşimden, memur kardeşimden para kestiler. Ödediler mi? Ödemediler. Kim ödedi? Biz ödedik. Biz. Bitmedi. Yine işçiden, memurdan konut edindirme adı altında, konut edindirme yardımı adı altında 3,5 katrilyon para aldılar. Maaş ödeyemiyorlardı. Bu duruma gelmişlerdi. Kaynağında para kestiler. Benim işçi kardeşim, memur kardeşim parasının makbuzunu bile kaybetmişti. Ve depolardan bunları biz çıkardık. Ve 3,5 katrilyonu da biz ödedik. Biz. Ne yaptı? 17 katrilyon. Onlar hortumladılar. Biz ödedik. Hala da ödüyoruz. Hala da ödüyoruz. Bir taraftan ödüyoruz, bir taraftan yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'yi büyütüyoruz. Görev zararı dediler. Ziraat Bankası'nı batırdılar. Halk Bankası'nı batırdılar. Vakıf Bank'ı batırdılar. 16 milyar. Yani şu andaki eski rakamla baktığımızda boyut çok büyük. Ve o Ziraat Bankası şimdi Avrupa'nın en saygın bankalarından bir tanesi oldu. Halk Bankası öyle. Çiftçiye düşünün, Ziraat Bankası %59 faizle kredi veriyordu. Şimdi %5. 0,5 aralığında. Burada. Halk Bankası 0,7 aralığında. Kime? Esnafımıza kredi verir hale geldi. Halk Bankası %46 faizle esnafa kredi veriyor. Devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi devletin borçlanma faizi nereye düştü? 6-7. Buralara düştü. Bu faiz kimin cebinden çıkıyordu? Benim Çorlulu kardeşimin cebinden çıkıyordu.
Benim işçi kardeşimin cebinden çıkıyordu. Benim memur kardeşimin cebinden çıkıyordu. Benim çiftçi kardeşimin cebinden çıkıyordu. Emekli kardeşimin cebinden çıkıyordu. Ama artık bunlar hamdolsun minimize oldu. Enflasyon %30'du. Şimdi enflasyon 6-7 buralarda. Enflasyon canavarından halkımızı kurtaran biz olduk. Biz. Kardeşlerim, bunlar ne yaptılar bugüne kadar? Hiç. Ve Çorlu bu başarılarda emek sahibidir. Biz bunu biliyoruz. Çorlu'nun bunda alın teri var. Biz bunu biliyoruz. Çalışarak, üreterek, ihraç ederek ülkemizin gelişmesine, hedeflerine katkıda bulunmak suretiyle Çorlulu iş adamlarımıza, tüm işçi kardeşlerime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Açılışını yaptığımız eserlerin de Çorlu'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber bir şeyi unutmayacağız. Nedir o? Eğitimde bunca adımlar attık. Değil mi? Artık anneler daha iyi biliyor bu işi. Babalar kusura bakmasın. Bu ızdırabı anneler kadar çekmiyor. Sıraların üzerine ücretsiz kitapları biz koyduk, değil mi? Benim jenerasyonumda olanlar bilir. Biz kitap bulamazdık, kitap. Tekstil notlarıyla okuduk. Hocamız ders anlatırdı, biz not tutardık. Tekstil bunlarla. Ama şimdi bu ızdırabı yavrularımız işitmesin dedik. Duymasın dedik. Ve onlara birinci hamur kağıttan kitaplarını hazırlatıp sıraların üzerine koyuyoruz. Şimdi bunu da aşıyoruz inşallah. Şurada 3-5 yıl içerisinde bazı okullara dağıtmaya başladık. Sınıflarımızda akıllı tahtalar olacak. Ve tablet bilgisayarlara geçiyoruz artık. Fatih projesiyle yavrularımız elinde tablet bilgisayarla okuluna gidip gelecek. Buna geçiyoruz. Türkiye'ye bu yakışırdı onun için. Bu millete bu yakışır. Bu milletin yavrularına bu yakışır. Bu adımı atıyoruz. Fatih projesi inşallah bu noktada da bir farklılığı getiriyor. Heyecanınız heyecanımdır. Biz bu millete sevdalıyız. Bizim bu millete aşkımız var. Ve bu aşktır bizi bu yollara düşen. Ve bu yola bizi düşüren aşk aynı zamanda Aşık Veysel'lerin aşkıdır. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Gideceğiz. Var mıyız? Bu yolculukta beraber miyiz? Özleminiz giderilsin istiyor musunuz? Öyleyse kapı kapı dolaşacaksınız. Kapı kapı. Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? 4 ayımız var. Tamam. Ve şunu da unutmayacağız. Kardeşlerim, biz bir milletiz. Ve bu milletin kavramı içinde Türk var, Kürt var, Laz var, Roman var, Çerkez var, Gürcü var, Abaza var. Aklınıza ne gelirse. 36 etnik unsur var Türkiye'de. Hepsi bu millet kavramının içinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Burada bir şüphe var mı? Var mı? Eyvallah. O zaman biriz, iriz, diriz, hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber Türkiye'yiz.
birbirimizi paradan, puldan, makamdan dolayı sevmeyeceğiz. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Bunu yaptığımızda mesele biter. Orada dargınlık olmaz. Orada küslük olmaz. İşte onun için tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin sembolüdür. Şair diyor ya, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne diyoruz? Tek vatan. Tek vatan. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında tek vatan. Asla operasyon olamaz. Kimse böyle kuru hayallerin içerisine girmesin. Ve 4, tek devlet. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O kadar. İnşallah kararlı bir şekilde bu yolumuza devam edeceğiz. Bölgesel milliyetçiliğe hayır. Etnik milliyetçiliğe hayır. Dinsel milliyetçiliğe hayır. Bu AK Parti iktidarının ilkeleridir. Partimizin ilkeleridir. Birbirimizi kucaklayacağız. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. İnşallah çok daha güçlü olacağız. Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak diye ifade ettiği ve bizim de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için yürüdüğümüz bu yolda siz bizim yanımızda oldukça hiç endişe etmeyin. O zaman nice Marmaraylar yaparız biz. Bak şimdi Marmaray'ın biraz güneyinde ikinci denizin altından iki katlı bir tüp geçit yapıyoruz. Oradan da otomobiller geçecek. Ne zaman bitecek? 2015. Bir de Boğaz'da üçüncü köprüyü yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz. Ve değerli kardeşlerim ne zaman bitecek? O da 2015'te bitecek. Ve tabii Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çok istifade edeceksiniz. Anadolu'ya giderken artık orayı değerlendireceksiniz. Kınalı'dan doğru oraya. Doğru oraya. İnşallah yol medeniyettir anlayışımız. İşte bu yatırımlarla devam ediyor, devam edecek. Su medeniyettir diyoruz. Trakya. Şu Ergene'de. Ergene'den çektiklerimiz nedir değil mi? Ergene'yi kirletenler aslında sanayi atıkları. Temizlemesi gerekenler belediyeler. Bakın o belediyelere, hangi zihniyetin belediyeleri? CHP. CHP. Niye temizlemiyorlar? Neden bunu bugüne kadar yapmadılar? Kardeşlerim, CHP zihniyeti budur da onun için. Kirlidir bu zihniyet. Kokuşmuştur bu zihniyet. İstanbul'u ben kazandığım zaman o belediye başkanlığımda 94'te İstanbul'u çöp dağlarıyla teslim aldık. Susuz teslim aldık. Hava kirliliğiyle teslim aldık. Ama hamdolsun 2 yılda İstanbul'un susuzluğunu giderdik. Isranca dağlarından dağları delerek İstanbul'a 180 kilometre mesafede su getirdik. Kardeşlerim, maske dağıtıyordu gazeteler. Maske dağıtımı sona erdi. Çünkü biz havayı temizledik. Göreve geldik. Türkiye'de 9 vilayet doğalgaz kullanıyordu. Şimdi 72 vilayet Türkiye'de doğalgaz kullanıyor. İnşallah kısa zamanda 9 vilayete de vereceğiz. 81 vilayet doğalgaz kullanır hale gelecek.
Bu aşk meselesi, sevda meselesi. Bu millete sevdanız varsa yaparsınız. Aşkınız varsa yaparsınız. Ama yan gelip yatarsanız bunlar olmaz. Ve değerli kardeşlerim, aynı şekilde yine İstanbul'umuzda ah ah o çöp dağlarını bir anda temizledik ve İstanbul'da Habitat 2 toplantısı dünyanın en temiz şehirlerinden bir tanesi olarak bizi tescil etti. Biz buyuz. Temiz olacak şehirlerimiz. Pırıl pırıl olacak. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı bu. AK Parti iktidarı bu. İşte şimdi Ergene'yi Trakya Gelişim Projesi kapsamında 3 katrilyon 2 trilyon ayırmak suretiyle orayı inşallah hallediyoruz. Ve Trakya Gelişim Projesi'ne 10 katrilyon ayırıyoruz. 10 katrilyonla Trakya'nın bu noktada değerli kardeşlerim altyapısında, üst yapısında çok ciddi adımlar atıyoruz ve bu bittiği anda artık Trakya Ovası evelallah daha mümbit olacak. Daha bereketli olacak ve buralar çok daha güzel bir şekilde sulanır hale gelecek ve tabii Ergene'nin çevresi de yeşil alan olacak. Şimdi soruyorum. Ey çevreci geçinenler. Ergene ile ilgili niye sustunuz? Niye konuşmadınız? Oradaki pisliği görmediniz mi? Niye durdunuz? Biraz da orada geziniverseydiniz ya. Niye gezinmediniz? Kokular burun diliklerinizi mi kırdı? Haliç'i biz temizledik. Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de öyle temizleyeceğiz. Bakın şimdi Haliç'te balık avlanıyor. Haliç'te artık yüzülüyor. Boğazı dağları delerek Haliç'te buluşturduk. Boğazdan gelen su Haliç'te bütünleşiyor ve oradan tekrar Marmara'ya. İşte mesele bu. Biz yaparız. Bu iş bizim işimiz. İnşallah şimdi de diyoruz ki Çorlu'da farklı bir belediyeciliği inşallah hayata geçirelim. Buna var mıyız? İstiyoruz ki Çorlu'ya artık bir bayan eli değsin. Ne dersiniz? Kapı kapı dolaşacak mıyız? Özlemimiz giderilsin mi? Öyleyse Özlem gelsin. Hadi bakalım Özlem Hanım'ı huzurlarınıza ben davet edeyim. Evet, milletvekilimiz Özlem Hanım'ı inşallah diyoruz ki biz bu riski göze alacağız. Ama Özlem Hanım inşallah daha önce burada iş dünyasında oda başkanlığında verdiği hizmeti milletvekilliğinde bizimle beraber sürdürdü. Şimdi de inşallah yerel hizmet olarak doğup büyüdüğü Çorlu'da sizlere versin istedik. Ama çatlamasın ya, çatlamasın. Onlara da ihtiyacımız var. Onları da yanımıza alalım. Onlar da bizimle beraber yürüsün. Evet, şimdi de tüm bakan, milletvekili, valimiz, tüm milletvekillerimiz tabii, hepsini.